Yine Maltepe'de çatışmanın yaşandığı noktadan sadece birkaç kilometre ötede bu kez şehir eşkıyaları sahnedeydi. Kavgaya tutuşup bir dükkana daldılar. İçeridekilere dehşet dolu anlar yaşattılar onlar da. Öfkenin perde arkasında ne olduğunu kimse bilmiyordu. Özlem geceki çatışmanın detaylarını öğrendikten sonra hemen o noktaya geçti. Elde ettiği bilgileri de hızla derledi. İşte detaylar. Kalabalık bir müşteri grubu zannettik. Bir baktık kavga dövüş, herkes birbirine girmeye başladı. Çıkan arkadaşlar bana da saldırdı. Yayan olarak geldiler, yayan olarak kaçtılar zaten. Gece yarısı İstanbul Maltepe'de hareketli saatler yaşandı. Husumetli iki grup yolda karşılaşınca söz dalaşı kısa sürede tekme tokatlı kavgaya döndü. Tekme tokat birbirlerine girmeye başladılar. Bu sefer hani bir iki kişi derken bir baktık 8-9 kişi bir anda içeri dalmaya başladı. Aralarında husumet olan iki grup dün gece yarısı Maltepe'deki işte bu kafenin önünde karşılaştı. Karşılaşan grup arasında önce sözlü tartışma, ardından da tekmeli tokatlı kavga başladı. Ardından gruptan biri canını kurtarmak için bu kafeye sığındı. Diğer gruptakiler de peşinden hızla kafeye girdi. Sokakta başlayan kavga kafede devam etti. Olayla ilgisi olmayan kafe sahibi ne olduğunu anlayamadı. Herkes şaşkındı. Müşterilerin gözü önünde iki grubun kavgası bir süre daha devam etti. Biz dışarıda çıkan olayı şaşırdık. Bir anda içeri koşmaya başlayınca müdahale edince olaylar daha da büyüdü. İki grubun saldırıya tutuştuğu o anlarda kafede bir de polis vardı. Sivil polis memuru arkadaşlarıyla içeride oturuyordu. Sesler üzerine kapıya geldiğinde saldırganlar bu kez polise saldırdı. Arkadaşıyla çay içerken olayın tam ortasında kalan polise de tekme tokat saldırdılar. Yaralanan polisin kafasına 15 dikiş atıldı. Bayağı vurdular, kafasından kan aktı ve yerler gerçekten kan doluydu yani. Polis olay yerine geldiğinde iki grup çoktan ortadan kaybolmuştu. Şimdi polis şehir eşkıyalarının peşinde. Olayla hiçbir ilgisi olmayan kafe sahibi de zarar gören iş yerini yeniden eski haline getirmeye çalışıyor.